Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başıma gelen bir tavuk hastalığının tedavisini paylaşacağım. Sebeplerini bilmesem de uyguladığım yöntemlerle hayvanımın düzeldiğini keşfettim. Bu hastalık hayvanlarda beslenme sıkıntısı yaratıyor. Yüksek ateş, bunun dışında kuruma hastalığının başlangıcına yol açıyor ve yediği yemi sindirmemesine yol açıyor. Ben bu hayvanı yaklaşık bir haftadır takip ediyordum. Şimdi hep beraber gelin bu hayvanımızı kontrol edelim. Hastalığın ne olduğunu sizlere göstereyim. Uyguladığım tedaviyi de sizlere anlatayım arkadaşlar. Başınıza geldiği zaman en azından sizler de hayvanınızı bu şekilde kurtarabilirsiniz. Kümesimde ispenç olarak 2 tane kar yağdı tavuğum vardı. Bir tanesi gençti, yeni yetmeydi. Bir gün kümeste kanadının düşük olarak yürüdüğünü fark ettim ve diğer tavuklar tarafından darp edildiğini fark ettim. Bu durumu kümes tavukları içerisinde anlaşmazlık olarak algılarken hayvanı yakalayıp elime aldığımda durumun bu olmadığını fark ettim. Evet, ikinci kar yağdı kızımız burada. Öncelikle onu alalım. Görmüş olduğunuz kızımızda ödem rahatsızlığı gördüm. Bu hastalığın adının ne olduğunu bilmiyorum. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Maşallah diyelim yine de. Bunu nasıl fark ettim? Hemen göstermek istiyorum. Ayağının birinin altının kenarı, şu ayağıydı sanırım, evet. Bavul gibi şimşişti arkadaşlar. Ortası değil. Ortasından bahsetmiyorum. Kenarı çok ama çok şişti. Nasıl bir şişlik olduğunu hemen göstereceğim. Çünkü aynı şişliğin 4-5 katı kanadının altı şişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dur kızım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kanadının altı şişmiş. Bezeler halinde iltihaplanmış. Hatta kendi kendine yaralar açarak bu bezeler kanama yapmış. Ve bu gördüğünüz yer aşırı derecede şişti. Aynı şekilde ayağının altı da aşırı derecede şişti. Bu hastalığı ben iltihaplı ödem olarak adlandırıyorum. Başınıza gelebilir. Hayvanlarınız sağlıklı bir şekilde yem yiyip ortamda gezebilir. İlla hasta olup yerde yatmasına gerek yok. Haftada bir defa bütün hayvanlarınızı yakalayarak kanat altlarına ve ayaklarının altlarını, bütün vücutlarını kontrol edin dostlarım. Herhangi bir rahatsızlık dışarıdan belli olmasa da hayvanda kalıtsal, hayvanı elinizde alıp incelediğinizde sizler kendiniz keşfedebilirsiniz. Bu bana büyük bir tecrübe oldu. Bu kızımda uyguladığım ve görmüş olduğunuz iltihaplı şişlikler, yani bezeler ya da ödem diyoruz işte, aklınıza ne gelirse, bu kanadının altında değil sırtında olabilirdi, kafasında olabilirdi. Ayağının budunda olabilirdi, dirseklerinde olabilirdi, vücudunun her yerinde olabilirdi. Ben bu rahatsızlığı keşfettikten sonra bu hayvan gün geçtikçe erimeye başladı ve hayvanı her elime aldığımda alev alev yandığını hissettim. Dışkısının yeşil olduğunu gördüm. Yeşil ishaldi. Oğlum çok ayıp. Bak. Bizim kümes horozlarımız çok tuhaf maşallah, aktifler. Hayvanımızda yem tüketiminin az olduğunu fark ettim. Elimle hayvanın kursağını yemekle her gün doyurdum. Bu tarz rahatsızlıkla karşılaştığınız zaman hayvanın beslenmesi çok ama çok önemli. Böylelikle direnç sahibi oluyor hayvan. Yemek yemiyorsa elinizle kesinlikle kursağını doldurmanız gerekiyor. Bu birinci kural. Ama hayvan yediğini de sindiremez hale gelmişti ve dışkısı yeşil ishaldi. Yeşil ishal için neler yaptığımı biliyorsunuz. Bunun ilacı çok basit. Yeşil ishal ilacını kullandım. Bunun dışında hayvana sindirimde faydalı olabilmesi için ağzına bir çay kaşığı zeytinyağı damlattım. Zeytinyağı sindirimi gerçekten iyileştirdi. Tabii ki sadece bununla değil, hayvana probiyotik verdim ve yaklaşık bir hafta içerisinde ayağındaki şişliğin tamamen geçtiğini gördüm. Ve kanadının altına baktığımda da sizlere göstermiş olduğum buradaki şişliğin çok ama çok azaldığını fark ettim. Bu arada şöyle bir şey de yaptım. Faydası oldu mu bilmiyorum ama büyük bir ihtimal olmuştur. Göstermek istiyorum. Hayvanın İltihaplı ödem kısmındaki bütün tüyleri yoldum. Bakın şuradaki anaç tüylerinin hepsi yolunmuş. Şöyle gösterelim. Yaklaşık 6 tane tüyünü çekmişim. Sadece orası değil, şiş olan ayağının da paça kısmındaki iri tüylerden çektim. Bu yaptığım hareket faydalı gelmiş ki şiş olan bütün yerleri indi ve hayvanın dışkısı bu şekildeydi. Yani yeşilisal olmuştu. Tabii ki böyle durumlarda hasta hayvanları diğer hayvanlarınızın kafesinden ayırmanız gerekiyor. Tek başına karantina olan kümesleri almanız gerekiyor ki diğer hayvanlara bulaşmasın. Tedavide bunları uyguladım. Ayrıca hayvanın ağzına günde bir defada yine 3-5 damla kanlı ishal ilacı damlattım. Çünkü bu tür rahatsızlıklarda en önemli şey sindirim. Sindirimi ayakta tutmak, hayvanın yeme içmesini düzenli hale getirmek iyileşme yolunda en büyük etken. Bu ilaçların adını bilmiyorsanız hemen onlarla ilgili video linklerini hemen sağ köşeye yeşil ishal, kanlı ishal, beyaz ishal, probiyotik bunların linklerini bırakacağım. O videolardan ilaçların resimlerini alabilirsiniz. Şu an kümesimde olmadığı için gösteremiyorum. O videolarda olduğunu bildiğim için linklerini hemen sağ üstte bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Yani 3. oldu ha. Oğlum millet haftada bir yapıyorlar. Milletin tavukları haftada bir yapıyor. 8 dakikalık videoda 3 kez. Başıma gelen hastalık bu. Adını dediğim gibi bilmiyorum. Umarım yararlı olmuştur. Başınıza gelirse kesinlikle bu yöntemleri uygulayın. Hayvanın ateşini dediğim gibi hem kanlı ishal hem de yeşil ishal için vermiş olduğum ilaçlar düşürdü. Bu tarz hastalıkları tedavi etmezseniz diğer bütün hayvanlarınıza bulaşır. Bilginiz olsun. Ve yine söylüyorum, haftada bir günde olsa bütün hayvanlarınızı yakalayın ve bütün her yerlerini kontrol edin. Ben yakaladığımda fark ettim. Yakalamasaydım hayvanı ölü olarak da bulabilirdim. Umarım yararlı bir video olmuştur sizler için ve görmüş olduğunuz gibi fizanlarımızın son hali de bu. Daha yavruyken sizlere cinsiyetlerini sormuştum. Hepsinin erkek olduğunu yazanlar çoğunluktaydı ve tam tersi sanırım hepsi dişi. Umarım erkek çıkar içlerinden ama hiç zannetmiyorum. Çünkü hepsi dişiye benziyor. Hayırlısı diyelim. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.